Arkadaşlar bugün yaş problemlerine başlıyoruz. Grupta da 4 kişiyiz. Güzel. Bugün soru sorma vaktiniz var, fırsatınız var. Bayağı iyi ince sorular hazırladım sizin için. Saat 10'dan 2'ye kadar beraberiz. Uzun bir şey olacak. İnşallah verimli olur. Şurada seçelim. Evet arkadaşlar. İlk önce yaş problemlerinde dikkat etmemiz gereken noktalar. Birkaç tanesini yazdım. Birkaç tanesini de ben ekleyeceğim. En önemli, en zor soruları da çözebileceğimiz bir nokta var. Bunları ekranda gördüğünüz notların üstüne bir tane daha ben ekleyeceğim. Asıl en önemlisi odur arkadaşlar. Bunları bir bildiğiniz takdirde ekran gözükmüyor mu size şu anda? Gözükmesi lazım. Gözüküyor, evet. Gözükmesi lazım. Paylaşımı açtık. İsmet Hocam sen bir daha gir çık yapabilirsin yani. Şimdi arkadaşlar bu yaş problemlerinde genel itibariyle bilmemiz gereken noktalar şunlardır. Mesela diyor ki yaşı x olan bir kişinin a yıl sonraki yaşı x artı a'dır. Büyüyecektir yani eklenecektir bu kadar yıl. A yıl önceki yaşı da x eksi a'dır. Bunlar bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Bunu bize buradaki gibi değil de aşağıdaki gibi veriyor genelde. Biraz zorlandığımız soru tiplerinde aşağıdaki gibi geliyor. Mesela bir kişi yaşı şu anda x. Eğer bu kişi a yıl sonra doğmuş olsaydı arkadaşlar. A yıl sonra doğmuş olsaydı daha küçük olacağı için yaşı x eksi a olurdu. Yani mesela diyelim ki 10 yaşındaki bir çocuk. Bu çocuk 2 yıl sonra doğmuş olsaydı. 2 yıl sonra. 2 yıl sonra doğmuş olsaydı arkadaşlar. Şu an kaç yaşında olurdu? 10 eksi 2'den 8 yaşında olmuş olurdu. Doğru mu? Burası önemli. Bunları önemli görüyorum ben açıkçası. A yıl önce doğmuş olsaydı, A yıl önce doğmuş olsaydı demek de yaşı büyüyecektir. Daha önce doğması bu anlamına geliyor. Yani yine şu yukarıdaki örneğimizden de örnek devam edelim. 10 yaşındaki bir çocuk 2 yıl önce doğmuş olsaydı, 2 yıl önce doğmuş olsaydı, doğsaydı, 10 yaşında değil de bu sefer 12 yaşında olacaktı. Burada problem yok galiba arkadaşlar. Asıl benim size söylemem gereken, vurgulamam gereken şey şu arkadaşlar. Ha, şunu da hatırlatalım, şu ufak notu da hatırlatalım. Biliyorsunuz iki kişinin yaşları farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yaş farkı değişmez, sabittir. Mesela benimle İsmet Hocam'ın arasındaki yaş farkı atıyorum 3 olsun. İsmet Hocam daha yaşlıdır benden. Öyle diyelim. 3 yaş büyük olsun benden. Bundan 10 sene sonra da İsmet Hocam'la benim aramdaki yaş farkı yine 3 olacaktır arkadaşlar. Bakın yaşları oranımız değişebilir. Yaşlarımızın oranı değişebilir. 30'a 33 olur, 40'a 43 ama oran değişebilir ama yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Bu da bildiğimiz bir şey. Şimdi geliyorum asıl önemli noktamıza arkadaşlar. Asıl önemli noktamıza. Size yaş problemlerinde en çok zorlayacak soru tiplerinde şu bilgiyi bilmemiz yeterli.
Bakın burayı yeşil renkte yazıyorum. Şimdi diyelim ki Merve ve Tuğba iki arkadaş. Birisi A yaşında olsun, birisi B yaşında olsun arkadaşlar. Sonra da diyecek ki bize Merve Tuğba'nın yaşına geldiğinde Tuğba daha büyük olsun. Yaşı Tuğba'nın yaşı daha büyük olsun. Şöyle büyük duruş harfiyle gösterelim. Merve Tuğba'nın yaşına geldiğinde demek. Yani Merve B yaşındayken Tuğba'nın yaşı da arkadaşlar 2B eksi A olur. Bakın bunu nasıl kodlayacağız? Nasıl kodlayacağız? Bunu nasıl aklımıza tutacağız? Şimdi Merve'yi B yaptınız mı arkadaşlar? Güzel. Tuğba'yı da bunu B yaptıysanız Tuğba'yı da 2 ile çarpın, Merve'yi çıkartın. Formülü budur. Tuğba'yı 2 ile çarp, yani B'yi 2 ile çarp, Merve'yi çıkart. Bu budur. 2B eksi A olur. Peki tam tersi olsaydı, tam tersi olsaydı. Mesela şuraya da onu yazalım. Yine Merve ve Tuğba olsun. Yine A ve B yaşlarında olsunlar. Yine Tuğba büyük olsun. Bu sefer şöyle de söyleyebiliyor sorularda. Diyor ki Tuğba Merve'nin yaşındayken, yani birkaç yıl önce gidiyoruz bilmiyoruz. Tuğba Merve'nin yaşındayken, yani Tuğba A yaşındayken arkadaşlar. Merve'nin ifadesi ne olur? Hemen bana söyleyin yukarıdakinden yararlanarak. Hemen yoruma bekliyorum. A eksi B. Çok güzel Ayşenur. Evet. Aynen öyle. Ne yapıyorduk? Merve'yi yani bulacağımız yaşı da 2 ile çarpıyorduk. Tuba'nın diğerinin yaşını çıkarıyorum arkadaşlar. Olay budur. Eğer bunu yapabildiyseniz ki çok basittir. Yaş problemlerinde karşınıza çıkacak en zor soru tiplerini bu gösterdiğim mantıkla yapacaksınız. Şimdi devam edelim. Kolay sorulardan en zor sorularda gördüğümüz zaman bunu tekrar hatırlayacağız. Çözmeye başlayacağız. Örnek 1. Ela'nın bugünkü yaşı 15, annesinin ise 40'tır. Buna göre kaç yıl sonra Ela ile annesinin yaşları toplamı Ela'nın bugünkü yaşının 5 katı olur. Arkadaşlar Ela ve annesi diyoruz. Bu 15 yaşındaymış. Bu 40 yaşındaymış. Kaç yıl sonra bilmiyorum. A yıl sonra diyoruz arkadaşlar. Buna da A ekledim. Buna da A ekledim. 15 artı A Ela oldu. 40 artı A da annesi oldu. Kaç yıl sonra Ela ile annesinin yaşları toplamı. Yani bu ikisinin toplamı. Şöyle parantez alalım. Annesinin toplamı Ela'nın bugünkü yaşının 5 katı olur. Ela'nın bugünkü yaşı 15 olduğuna göre 5 katı direkt yazalım 75'tir. Hemen topluyoruz burayı. 2A artı 55 eşittir 75'ten. 55'i diğer tarafa atıyorum. 2A eşittir 20. A eşittir 10 olur arkadaşlar. Galiba anlaşılmayan bir yer yok. Geçiyorum. Bu soruda yaşlar oranını söylüyor bize. Bakalım bunları nasıl yapacağız? Seydi ile babasının bugünkü yaşları oranı 1'e 3'tür. Şimdi Seydi'yi buraya yazıyorum. Babasını buraya. Şimdi Seydi ile 1 bölü 3. O zaman Seydi'ye ben A dersem arkadaşlar babası 3 katı olacağı için 3 bölü A'dır. 5 yıl sonraki oranı 5 yıl sonra dediği için arkadaşlar buna 5 ekliyorum. A artı 5. Buna da 5 ekliyorum. 3A artı 5. Bu oranı diyor bize kaçtır? 3 bölü 7'dir. Yani A artı 5 bölü 3A artı 5 eşitmiş 3 bölü 7'ye. Buradan içler dışlar çarpımını yapıyoruz.
7 ile a artı 5'i çarptığım zaman 7a artı 35 eşittir 3 ile 3a artı 5'i çarptığım zaman 9a artı 15. 7a'yı sağ tarafa alıyorum. 2a kaldı. 15'i sol tarafa aldım. 20. O zaman a eşittir 10. Ne diyor bize? Seydi bugün kaç yaşındadır? Seydi'nin bugünkü yaşına biz zaten a demiştik. O zaman cevabımız 10'dur arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Peki geçiyoruz. Fatih'in yaşı Hüseyin'in yaşının 2 bölü 11 katıdır. 2 bölü 11 katıdır. Şimdi burada Fatih'e mi 2a diyeceğim yoksa Hüseyin'e mi 2a diyeceğim arkadaşlar? Buna karar vermemiz lazım. Hüseyin'e mi 2a diyeceğiz? Bence öyle değil gibi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Fatih'in yaşı Hüseyin'in yaşının 2 bölü 11 katıdır. Yani Hüseyin'in yaşını 2 bölü 11 ile çarpınca Fatih'in yaşına eşit olacak arkadaşlar. Onun için şöyle diyorum. Şuna Fatih, şuna Hüseyin dediğim zaman Hüseyin'in yaşına 11a dersem eğer bunu Hüseyin'in yaşına 2 bölü 11'in katı diyor ya Fatih'in yaşı. Bunu 2 bölü 11 ile çarptığımız zaman Fatih'in yaşı 2a olur. Burası önemli bizim için. Bu noktayı iyi analiz etmemiz lazım arkadaşlar. Sorun zaten gerisi kolay. Geliyorum devamına sorunun. Fatih 14 yıl erken. Fatih 14 yıl erken doğması demek ne demekti arkadaşlar? Yaşı büyüyor muydu, küçülüyor muydu? Büyüyordu değil mi? 14 yıl erken doğduğu zaman 14 yaş büyük olacaktır. Hüseyin 13 yıl geç doğsaydı yani yaşı küçülecekti. 13'ü çıkarıyorum. Yaşları birbirine eşit olacakmış bu durumda. Eşittir diyorum. Peki 2a'yı sağ tarafa aldım. 9a kaldı. Eksi 13'ü diğer tarafa aldım. Artı 13 oldu. Eşittir 27. O zaman a eşittir 3 olur arkadaşlar. Bize Fatih'in bugünkü yaşını soruyordu. Fatih'in bugünkü yaşı 2a olduğu için arkadaşlar o da 2 kere 3'ten 6'dır cevabımız. Şu 2a'ya 11a meselesi anlaşıldı mı gençler? Burası çok önemli. Tamamsa geçiyorum. Dördüncü sorumuz. Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katıdır. Hemen bu bilgiyi yazalım. Anne ve kızı. Kızına A dersem annesi 4 kat olduğu için 4A. 10 yıl sonra hemen ekliyorum. Buna 10 ekledim. Buna da 10 ekledim. Annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacak. O zaman kızının yaşını 2 ile çarptığım zaman arkadaşlar annesinin yaşına eşit olacak. Hemen 2'yi dağıtıyorum içeri. 2A artı 20 sol tarafta 4A artı 10 oldu. 2A'yı sol tarafa aldığım zaman 2a kalır. Onu diğer tarafa aldığım zaman 10 kalır. 2a eşittir 10 oldu. O zaman a eşittir 5 arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Annenin bugünkü yaşı. Biz annenin bugünkü yaşına 4a demiştik. Dikkat edelim. 4a o zaman a 5 olursa 4a da 20 olur cevabımız. Soru yoksa geçiyorum arkadaşlar. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. Şimdi geldi. Tek çocuk değil de iki çocuk. Peki. Baba iki çocuk. Arkadaşlar bu ikiyi yazmanız benim için önemli. Çünkü sorularda hani kaç tane çocuk vardı? İşte toplamları derse yıl sonra derse yıl önce derse bu ifadeyi hatırlamak için yanlış yapmamak için
Buraya kaç tane çocuk olduğunu yazmanız önemli. İki çocuğun yaşları toplamından 33 büyüktür. Şimdi ben arkadaşlar iki çocuğun yaşları toplamına A diyorum. Bakın. Belirttiğim ifade çok önemli. Buraya A dediğim şey ne diyor? Ben bu A'ya ne diyorum çok önemli. A dediğim şey iki çocuğun yaşları toplamı. Baba da bunların yaşları toplamından 33 büyükse babanın bugünkü yaşı A artı 33 olur. Peki. 3 yıl sonra babanın yaşı, 3 yıl sonra babanın yaşı 3 eklersem A artı 36 olur. Yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre. Şimdi arkadaşlar 3 yıl sonra 2 çocuk 6 büyür. A artı 6 olur. Çok güzel. 2 katı dediği için 2 ile çarpıyorum. Birbirine eşitliyorum. İlk önce sağ taraftaki bu 2'yi dağıtıyoruz. 2A artı 12 eşittir. A artı 36'ymış. A'yı sol tarafa, sağ tarafa alıyorum. A kaldı. 12'yi de sol tarafa aldım. 24. Babanın bugünkü yaşı kaçtır diye soruyor bana. Babanın bugünkü yaşına biz A artı 33 dememiş miydik arkadaşlar? O zaman A artı 33'te A'ya 24 dediğimiz için 57 cevabımız. Güzel. Sorun yoksa İsmet Hocam 19 demiş. Doğrudur arkadaşlar. Çözelim. Bir babanın yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 4 çocuğun şimdiki yaşları toplamına eşittir. Arkadaşlar şuraya babayı yazarım. Şuraya da birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk, dördüncü çocuk. 4'er yıl arayla doğmuşlarsa arkadaşlar ben 4. çocuğa A yaşını dersem bu A artı 4 olur. Çünkü hep 4 yıl arayla doğdukları için yaşla aralarındaki yaş farkı hep 4'tür. A artı 8 olur. A artı 12 olur. Baba da bunların toplamına eşit. O zaman babanın yaşı da 4 tane A var. 20, 24. 4A artı 24 olur arkadaşlar. En küçük çocuk doğduğunda en küçük çocuk biz A demiştik. En küçük çocuk doğduğunda yani A yaşında olduğuna göre A yıl önce baba 45 yaşındaymış. A yıl önce yani ben bu babanın yaşında en küçük çocuğun yaşını çıkarttığım zaman 3A artı 24 kalmaz mı arkadaşlar? Bu da 45'e eşit oluyormuş. O zaman 24'ü sağ tarafa attığımda 3A eşittir 21 olur. A eşittir 7 olur. Bana en büyük çocuk şimdi kaç yaşındadır diyordu. En büyük çocuk 1 numaralı çocuktu. O zaman 7 artı 12'den cevabımız 19 olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Devam edelim mi?
hemen aktifler bir nokta alabilir miyim arkadaşlar? Hatın yani sistemle ilgili sorun yaşamamak için. Eda Nur. Hocam neden 4 çocuğa A dedik? 4. çocuğa A dedik. He, şöyle ben 4. çocuğu en küçük olarak kabul ettim Eda Nur. 4. çocuğu en küçük kabul ettim. Sen 1. çocuğu da diyebilirsin. Ses kesik geliyor. O zaman problem. Tamam Eda Nur. Sena'dan başka sesin kesik alan var mı arkadaşlar? Hoparlörü kapatayım şöyle. Sena'dan başka sesim kesik gelen var mı arkadaşlar? Sena peki anlamadı yani soruyu kaçırıyor musun? O kadar mı aksatıyor yoksa akışı mı bozuyor sadece? Bazı dediklerinizi duymuyorum. Peki soruyu anlamada problem yapıyor mu bu? O zaman birkaç tekrarla anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı varsa. Biraz daha yavaş ve tekrarla anlatmaya çalışalım. Peki. Arif, örnek 8'e geçtik. Arif, Can ve Burak'ın yaşları toplamı 92'dir. Arif doğduğunda Can 4 yaşındaydı ve Burak'ın doğmasına 2 yıl vardı. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Buna göre Arif kaç yaşında duruyor? Çok orijinal, çok sade, güzel bir soru arkadaşlar. Direkt böyle çıkacağını sanmıyorum ama sorunun bir bölümü bundan oluşur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sorunun bir bölümü bundan oluşabilir. Mesela DGS'de soruyu, sorunun bir kısmını bu şekilde ver. Mesela yaşlar toplamı 92'yi vermez. Birkaç tane daha şu ikincideki gibi bilgi verir. Buna göre sizi bulmaya çalışabilir. Ama temel olması açısından güzel bir soru. 30 demiş. Doğrudur. 30 doğrudur. Peki. Çözelim şimdi. Hemen arkadaşlar isimlerimizi yazıyoruz. Arif, Can ve Burak. Şimdi Arif doğduğunda Can 4 yaşındaydı. Şimdi yani şunu diyor arkadaşlar. Arif 0 yaşındayken yani daha yeni doğmuşken Can 4 yaşındaydı. O zaman Can Arif'ten 4 yaş büyük olmaz mı? Bu demektir arkadaşlar. Bir kardeşiniz doğduğunda siz 4 yaşındaysanız aranızda 4 yaş olmaz mı? Güzel. Peki ben de bunu hemen denkleme döküyorum. Arif'e x dediğim zaman Can'ın yaşı x artı 4 olur. Ondan sonra geliyor diyor ki Burak'ın doğmasına da 2 yıl vardı. Burak daha hiç piyasada yok. 2 yıl vardı. O zaman Arif Burak'tan daha büyük olur. Doğru mu arkadaşlar? X eksi 2 aynen İsmet Hocam. X eksi 2 olması lazım. Şimdi bunu da nereden çıkardım? Arif doğduğunda Burak'ın doğmasına 2 yıl vardı diyorum. Arif'e x dediğim zaman Burak da x eksi 2. Yani 2 yaş daha küçük olduğu için x eksi 2 diyorum. Tamam mıyız? Buradan hareketle. Sonra bana demiş ki bu üçünün yaşları toplamı da 92. Zaten bunları yazdıktan sonra soru çok kolay. Topladım. 3x artı 2 eşittir 92'den. 3x eşittir 90. X eşittir 30 olur. Bana neyi soruyor? Arif kaç yaşındadır? Biz Arif'e x demiştik zaten. X eşittir 30 olur cevabımız. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Tekrar etmemi ister misiniz?
Güzel bir soru. Peki devam ediyorum. Bir babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 4 katına eşittir. Yaşları farkı arkadaşlar. Burası önemli. Burada çocukların yaşları farkı diyelim. Kaç çocuğu olduğunu bakın söylemiyor dikkat ederseniz. Çocuklarının diyor. Neden söylemiyor bunu? Çünkü kaç tane çocuk olursa olsun yani iki çocuk daha doğrusu, gerçi iki çocuk arasında yaş farkı olur. Bu çocukların yaşları farkı hiçbir zaman değişmeyeceği için arkadaşlar. Yaşları farkı sabit olduğu için. Peki ben bu yaşları farkına A dersem. Baba 4 katına eşit olduğu için 4A olur. 20 yıl sonra baba 20 yaş büyüdü. Çocukların yaşları farkı yine değişmez arkadaşlar. A olarak kalır. Sonra diyor ki yaşları farkın 6 kat olacaktır. Çarpı 6. Yani baba 20 yaş sonra yani 20 yıl sonra çocukların yaşları farkı da 6 kat olacak. Hemen 4A'yı sağ tarafa aldım. Burada 2A kaldı. Sol tarafta 20 kaldı. A eşittir 10 oldu. Baba şimdi kaç yaşındadır? Biz babanın bugünkü yaşına 4A dediğimiz için arkadaşlar o zaman 4A eşittir 40 olur. Doğrudur. Sorunuz varsa alalım yoksa geçiyorum arkadaşlar diğer soruya. Evet, 10. soru. Bu soruyu da 2 dakika vereyim arkadaşlar size. Bakalım. En başta anlattığım o mantığı yerleştirebildik mi? Peki ben çözeyim arkadaşlar. Emre ve kardeşi var. Şimdi Emre yazalım ve kardeşi yazalım. Emre kardeşi bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının yarısı yaştaydı. Şimdi arkadaşlar kardeşi 2A olsun. Şimdi soru güzel, sade, şık bir soru. Kardeşine 2A dedim. Neden 2A dedim arkadaşlar? Çünkü bugünkü yaşının yarısı diyor ya, 2'ye bölünebilmesi için. 2A dedim. Şimdi Emre kardeşinin bugünkü yaşındayken, Emre'nin yaşını şu an bilmiyoruz. Devam ediyorum. Kardeşi üzerinden devam ediyorum. Kardeşi bugünkü yaşının yarısıydı. Yani bu A yaşına düşüyor. Peki arkadaşlar kaç yıl öncedir bu? Çıkarttığım zaman A yıl öncedir, doğru mu? A yıl önce.
Peki, A yıl önce Emre 2A yaşında olmuyor mu? Emre kardeşinin bugünkü yaşına geldiğinde A yıl önce. Bakın. A yıl önce. A yıl önce Emre 2A yaşında. Kardeşi de A yaşına düştü. O zaman Emre'nin bugünkü yaşı 3A olması lazım. Peki. Emre 60 yaşında olduğuna göre yani 3A 60 olduğuna göre A eşittir 20 olur. Kardeşi bugün kaç yaşındaydı? Kardeşi de 2 aydı arkadaşlar. 2A eşittir 40'tır cevabımız. Tekrar bakmamı ister misiniz? Yoksa devam edelim mi? Tekrar anlatalım. Şimdi şurası önemli arkadaşlar. Bakın bu çözümde diğer tarafa yapayım şöyle. Emre ve kardeşi. Şimdi kardeşine 2A dedik arkadaşlar. Kardeşine 2A dedik. Emre kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının yarısındaydı. Yani A yaşındayken soruyor bize. Şimdi A yaşındayken yani kaç yıl önceye gitmiş Eda'nın? A yıl önceye gitmiş. Bakın burası önemli. 2A'dan A'ya düşmüş. Doğru mu? 2A'dan A'ya düşmüş. O zaman A yıl önceye gitmiş. Şimdi A yıl önce Emre de 2A yaşındaymış. Niye? Kardeşinin bugünkü yaşındayken. Kardeşinin bugünkü yaşı 2A değil miydi? O zaman Emre de A yıl önce 2A yaşında. A yıl önce 2A yaşında ise şimdi 3A yaşında olması lazım arkadaşlar. Şimdi 3A yaşında olacak ki A yıl önce yani A çıkarınca 2A kalsın. Tamam mı Eda'mız? Buradan Emre'nin bugünkü yaşına yani 3A'ya 60 vermiş. A eşittir 20 olur. Kardeşinin bugünkü yaşını soruyor. Yani 2A'yı soruyor bana. O da 40 olur arkadaşlar. Tamamsa 10 dakika ara vereceğim arkadaşlar. 10 dakika ara veriyorum. 40 geçiyor şu anda. 50 geçe. Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar devam ediyoruz dersimize. 11. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu soruda 1 dakika süre vereceğim size. Biraz uğraşalım. Bu soruyla ilgili. Hemen sonrasında ben çözeceğim. Peki başlayalım. Özge'nin yaşının 5 katı Özgür'ün yaşının 3 katına eşittir. O zaman Özgür'ün yaşına ben 5A dersem Özge'nin yaşı da 3A olur arkadaşlar. Özge Özgür'ün yaşına geldiğinde yani 5A olduğunda şöyle yazarım arkadaşlar bunları. Özge Özgür. 3A'ydı. 5 aydı arkadaşlar. Özge, Özgür'ün yaşına geldiğinde yani 5A olduğuna yani 2 yıl sonra Özgür de 2A yaş sonra 7A olacak arkadaşlar. 2A. Toplamları 72 olacakmış. Bunların ikisini topluyorum. 72 oluyormuş. Toplam 12A eşittir 72'den.
A eşittir 6 olur. Bana neyi soruyor? Özge kaç yaşındadır? Şu an kaç yaşındadır? Yani 3A'yı soruyor bana. 3A eşittir 18 cevabımız arkadaşlar. Tamamsa geçiyorum. Peki. 12. soru güzel bir soru arkadaşlar. Soruyu ilk önce bir okuyalım. Herkes bir okusun arkadaşlar. Çözmeye başlayalım. Bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katına eşittir. Hemen yazalım. Verilenler baba 3 çocuk. Bakın burada 3 çocuk yazmak önemli dedik. Şimdi 4 katına eşittir. 3 çocuğun yaşları toplamı A olsun. Babanın yaşı da 4A olur arkadaşlar. Diyor ki çocukların yaşları toplamı babanın şimdiki yaşına geldiğinde yani 4A olduğunda arkadaşlar. Buraya dikkat. 3 çocuğun yaşları toplamı 4A olsun diyor. Aynen İsmet hocam. A yıl sonra diyeceğiz. Neden A yıl sonra? Çünkü 3 tane çocuk var arkadaşlar. 3 tane çocuk var. Her birisi A eklenirse, A yaş büyürse toplam 3A artar. O da bize 4A'yı verir. O zaman A yıl sonra baba da 5A yaşında olur. Aynen doğrudur İsmet Hocam. Baba da 5A yaşında olur. Soruda bize zaten baba 75 yaşında eşit olacaktır diyor. O zaman bu 5A 75'e eşittir. O zaman A eşittir 15 olur arkadaşlar. Bize baba bugün kaç yaşındadır diye soruyordu. Yani 4A'yı soruyor bize. Babanın bugünkü yaşına. O da 15 çarpı 4'ten 60 olur. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Galiba yok. Devam ediyorum o zaman. "1977 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran arkadaşına bugünkü yaşın doğum yılının rakamlarının toplamını eşittir." yanıtını veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yılda yapılmıştır arkadaşlar? Bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar, şu anki yaşım diyor, doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit. Doğum yılının rakamları toplamı 1 artı 9 artı 7 artı 7'dir arkadaşlar. Yani 24'tür. Bugün şu anki yaşına eşit olduğu için 1977 ile de 24'ü toplarsanız cevabımız 2001 olur. Yani 2001 yılında bu matematikçi 24 yaşındaymış ve şu anki yaşı 24 olduğu için şu anki yaşı 24 olduğu için doğum yılının rakamları toplamı da 24 olduğu için cevabımız doğrudur diyoruz. Bu şekilde bakabiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. 14. soru. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56'dır. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacaktır. Buna göre Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? Bu zor soru tiplerinden bir tanesidir yaklaşık. Şöyle Ahmet ve Hasan diyelim. Şimdi arkadaşlar, Ahmet'in yaşı daha büyükmüş, daha yaşlıymış. O zaman Ahmet büyüktür Hasan. Peki. Şu anki yaşları toplamı 56. Bakın arkadaşlar, şu anki yaşları toplamı 56. Ahmet, Hasan
Ahmet'in yaşına geldiğinde, Hasan Ahmet'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 88 olacaktır. Şimdi 36 doğrudur Ayşenur. Evet, devam edelim. Ahmet Hasan'ın yaşına geldiği, pardon, Hasan Ahmet'in yaşına geldiğinde 88 oluyormuş. Yani şu anda 56 idi. 88'e geldi. Bu, çıkarıyorum arkadaşlar bunu. Aradaki fark 32. Şimdi bu aradaki fark 32. Bunu ikiye böldüğünüz zaman arkadaşlar, Ahmet'in Hasan'dan kaç yaş büyük olduğunu bulmuş olursunuz. Yani Hasan'a A dediğiniz zaman Ahmet A artı 16 yaşında olur. Bunların ikisinin şu anki yaşları toplam 56 değil miydi arkadaşlar? A artı 16 ile A'yı topladığım zaman 56 olacakmış. O zaman 2A eşittir 16'yı diğer tarafa atarsam 40 olur. A eşittir 20. Bana neyi soruyor? Ahmet'in bugünkü yaşı. Ahmet'in bugünkü yaşı A artı 16 idi. Yani 36. 20 artı 16'dan 36 olur. Anlaşılmayan bir yer var mı? Şu farkı, şuradaki farkı aldığınız zaman arkadaşlar, ikiye böldüğünüzde biri diğerinden kaç yıl büyük olur görürsünüz. Mevzu budur. Peki, devam ediyorum. Evet. Geldik zor sorulara arkadaşlar. Biraz kasıntı bir sorudur arkadaşlar. Herkes bir okusun. Ondan sonra ben devam edeceğim. Bu arada 8 kişiyiz. Galiba bu ekip sabitlendi. 8 kişi. Sabit. Güzel rakam. Bu arada arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşım olursa şuradan gösteriyorum. Yani söz hakkı ise ekranın üst tarafındaki el işareti var, adam işareti var. Buradan söz hakkı iste deyip mikrofonunuz varsa konuşabilirsiniz arkadaşlar. Grup sayımız az olduğu için gayet verimli olur diye düşünüyorum. Peki, soruya dönelim. Yaşları birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayı olan 6 kişi yan yana yaşları soldan sağa doğru artacak biçimde sıralanıyor. Yani küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Yaşların 4 tanesi asal sayıdır. Güzel. 2 tanesi asal sayı değil o zaman. En küçük kişi doğduğunda hepsinin yaşları toplamı şimdiki toplama göre 60 azalmaktadır. Şimdi arkadaşlar bakın, burada çok güzel bir şey öğreneceğiz. En küçük kişi doğduğunda 60 azalıyorsa arkadaşlar, bunu ben bakın en küçük kişinin yaşını bulmaya çalışıyorum. 60'ı 6'ya böldüğünüz zaman 10'dur arkadaşlar. Bu en küçüğün yaşıdır. En küçük 10 yaşındadır. Neden? Şimdi en küçük 10 yaşında olacak ki doğduğunda, bu kişi doğduğunda yani 10 yıl önce, hepsi 10 yıl önceye gittiği zaman toplamda 60 azalır değil mi? Hepsinden onar düştüğünüz zaman 60 azalır. O zaman şuraya alt tarafa yazıyorum. Bakın en küçüğün yaşı 10. Geldik. Diğer şeye bakıyorum. Üçüncü öncüle. En küçük kişi en büyük kişinin yaşına geldiğinde yıl 2017 olacaktır. En büyük kişi en küçük kişinin yaşındayken yıl 1995'ti. Şimdi buradan ne olacak arkadaşlar? Şimdi şöyle söylüyorum ben. Bak, buradakinde şunu öğreniyorum. 2017'den en büyük kişinin yaşını bulmak için de şöyle yapıyorum. 1995'i çıkarttığım zaman bu 2 çarpı en büyük kişi olur arkadaşlar. Tamam mı?
Bu 2 çarpı en büyük küçük. Çünkü en büyük kişiyle işlem yapıyoruz ya sürekli. Bu budur arkadaşlar. Bu pratik yolu budur. Ne de açıklaması biraz uzun. Neden çarpı 2? Çünkü bir o onun yaşına geliyor, bir de o öbürünün yaşına geliyor ya İsmet Hocam. 2 kere işlem yapıyorsunuz. Çarpı 2 ondan dolayı. Tamam mı? İsterseniz başka bir yerde de bu soruyu çözdükten sonra yapabiliriz mevzuyu. Şimdi burayı yapıyorum. Çıkarttığım zaman bir saniye, çok özür diliyorum. Bir saniye. Şöyle arkadaşlar. Şurası yanlış oldu. Şurayı böyle değil. Bu 2 çarpı en büyük eksi en küçük olacak. Şöyle yapalım. Tekrar yazayım baştan. Şuradan devam edelim. Şöyle yazayım. 2017 eksi 1995 eşittir 2 çarpı en büyük eksi en küçüktür arkadaşlar. Bu buna eşittir arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Şurası 22'dir. Eşittir. 2 çarpı en büyüğe a diyelim arkadaşlar. A eksi en küçüğü 10 bulmuştuk zaten. Hemen 2'yi dağıtalım. 2a eksi 20 eşittir 22'den. 2a eksi 20 diğer tarafa attım. 2a 42 oldu. A eşittir 21 oldu arkadaşlar. Yani en büyük kişinin yaşı da 21 oldu. En büyük kişinin yaşı da 21 oldu. Şimdi geliyorum birinci öncüle. Geliyorum birinci öncüle. Yaşların 4 tanesi de asal sayıdır. Şimdi arkadaşlar buradaki bu 4 kişinin de yaşlarının asal sayı olabilmesi için hangileri var? Zaten 4 tane de asal sayı var bu arada. 11 var. Ondan sonra 13 var. 17 var. Ve 19 var. Doğru mu? Bunların hepsini topladığımız zaman da bakın bunlar 6 kişinin yaşları. Bunların toplamını soruyor bize. Cevap 91 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şuradaki mevzu şu 2017 eksi 1995 eşittir 2 çarpı en büyük eksi en küçük mevzusu arkadaşlar. Bakın bunu şimdi yaşları bulduk ya biz zaten. Burada nasıl söyleyelim? Bu biraz uzun bir mevzu aslında. Burayı açıklayalım mı yoksa soruyu tekrardan alayım mı arkadaşlar? Nasıl yapalım? Tekrar yapalım diyoruz. Tekrar yapalım. Anladım. Tamam. Bunu bir ara açıklamaya çalışacağım İsmet Hocam dediğim gibi. Şöyle
Tekrardan anlatmaya çalışalım soruyu. Şimdi bu soruda yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Yeni şeyler öğrendiğimiz için hani ilk başta bize farklı gelecektir. Ama mantığı da daha sonra bir ara anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi soruyu tekrar çözelim. Şuradan kalemimi seçeyim. Şimdi küçükten büyüğe doğru yaşları 6 kişi sıralanıyor. Yaşların 4 tanesi asal sayıdır. En küçük kişi doğduğunda hepsinin yaşları toplamı şimdiki toplama göre 60 azalmaktadır. Arkadaşlar en küçük kişi 10 yaşında olacak ki hepsi 10 yaş küçülsün. Toplamda 6 kişi olduğu için 10 çarpı 6'dan 60 azalsın. Hepsinin yaşları toplamı 60 azalsın. Buraya da tamam mıyız arkadaşlar? Şu birinci şey. Bakın bu ilk yeni öğrendiğimiz bir durumdur. Geliyorum ikincisine. En küçük kişi en büyük kişinin yaşına geldiğinde yıl 2017 olacaktır. Yıl 2017 olacaktır. En büyük kişi en küçük kişinin yaşındayken yıl 1995'ti. Şimdi bunların arasındaki yaş farkı sabit olduğuna göre bakın yaş aralarında bunların yaşları sabit. Şimdi küçük büyüğün yaşına geldiğinde büyük de küçüğün yaşına geldiğinde şöyle düşünün arkadaşlar. Peki şöyle ifade etmeye çalışayım. En küçük en büyük. Şimdi denklem anladınız. Biraz daha anlatmaya çalışayım ben diğer arkadaşlar için. Şöyle 2017 ile 1995 arasında 22 yıl yok mu arkadaşlar? Bu arada 22 yıl var arkadaşlar. Şimdi bu arada 22 yıl var. Şimdi bunun tam yarısı yani 11 yıl arkadaşlar 11 yıl. Bu tarafa gider. Bu tarafa gider. Önemli değil. Bu zaten tam yarısı mantığı budur. Bunun yaşına geldiğinde 11 yıl önce 1995. Büyük yaşına geldiğinde 2017 oluyormuş. Yani tam 11 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark bu aradaki 22 yılın yarısıdır. O zaman en küçük 10 yaşında ise arkadaşlar en büyük kişi de 11 yaş büyük olması lazım ki 21'e gelsin. Tamam? Çünkü burada bu bulduğumuz 22 arkadaşlar yani 2017 ile 1995 bir büyük küçüğün yaşına geri geliyor. Bir de küçük büyüğün yaşına geliyor. Arada 22 yaş var. 22 sene var daha doğrusu. Bu 22 senede tam ortası bunların yaşları farkını verir. Yani 11 yıl. En büyük 21 yaşında, en küçük 10 yaşında. Geldim en baştaki öncülme. Diyor ki yaşların 4 tanesi asal sayıdır. Şimdi benim bulduğum en küçük ve en büyük asal sayı değil. Bunların arasındaki 4 kişi de asal sayı olacak arkadaşlar zaten. Bunlar da 11, 13, 17 ve 19 sayılardır arkadaşlar. Bana bunların toplamını soruyor. Cevap 91 olur arkadaşlar. Buraya kadar tamam mıyız? Orası 51 70 91 yok. Evet yanlış toplamışsınız hocam. 91. Olabilir bu tarz şeyler. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. 16. soru. Evet. Şimdi geldik. Size derste ilk girdiğimde en zor soruları da çözebileceğiniz mantığı vermiştim. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Peki arkadaşım. Hani size Merve ve Tuğba'dan bahsetmiştim. Buna B yaşına demiştim. Buna A yaşına. Şu an soruyu çözmüyorum. 81 çıkmıyor hocam. İsmet hocam. 10 ile 11'i topladınız 21. 13 ile 17'yi topladınız 30. Topla 51. 19 daha 70, 21 daha 91. 5 kişi yaşlıyor, yanlış ifade etmiş. O soruyu yanlış yazmış. Ben de fark ettim onu ama karıştırmamak için
Değişti. Söylemedim daha. Şimdi geliyorum bu soruya. İlk başta ben size şöyle Merve ve Tuğba ile ilgili bir şey söylemiştim arkadaşlar. İşte demişti ki Tuğba daha büyük olsundu. Merve Tuğba'nın yaşına geldiğinde, yani Merve'nin yaşı B olduğunda Tuğba'nın yaşı ne oluyordu arkadaşlar? Tuğba'nın yaşı ne oluyordu? 2 katından Merve'nin yaşını çıkarıyorduk değil mi? 2B eksi A. Şimdi buna ek olarak, şimdi şurada kaç yıl geçmiş bir de buna bakalım arkadaşlar. Buradaki yıl da B eksi A'dır. Doğru mu arkadaşlar? Bu sorun, yani bu mantığı da kullanarak şimdi bu 16. örneği çözmeye çalışalım. 2 dakika süre veriyorum arkadaşlar. Biraz uğraşmanız açısından. Yukarıda hatırlatma olarak verdiğim şeyi kullanacağız burada. Bu sefer 3 kişimiz var. Yani gelebilecek en baba sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Uyarayım. Çözmeye başlıyorum arkadaşlar. 3 kişimiz var. Aslı, Hakan ve Tolga. Bunların yaşlarına A, B, C diyeceğim arkadaşlar. Çünkü ilk başta birbirlerine bağımsızlar. Hiçbir şeyleri yok. Bugünkü yaşlar toplamı 72'ymiş. Hemen şuraya birinci denklemi yazıyorum. A artı B artı C eşittir 72'ymiş arkadaşlar. Sonra geliyorum, soruyu devam ettirmeye. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde, Aslı Hakan yani B yaşına geldiğinde Hakan da 2B eksi A olmaz mı arkadaşlar? Burada tamam mıyız? Bu aradaki, çok güzel, yılımız, bu aradaki farkımız arkadaşlar B eksi A yıl, doğru mu? Şimdi bunu da C'nin üzerine eklediğim zaman C artı B eksi A olur arkadaşlar. Tolga'nın yaşı. Burayı anladık mı arkadaşlar? Burası önemli. Anlayanlar nokta alabilir miyim? Bir kişi anlamamış. Hemen tekrar ediyorum. Şimdi diyorum ki Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde, yani B yaşında olduğunda Hakan da 2B eksi A ya. B'den 2B eksi A'ya geliyor bakın Hakan. Yani B eksi A yıl sonra. B eksi A yıl sonradır bu. Bunu da nasıl bulacaksınız? Hemen şurada söyleyeyim. Bugünkü yaşında B'yi çıkarttığınız zaman burada 2B'den B çıktı. B eksi A da vardı. Yani B eksi A yıl sonra. Hemen geliyorum. Bunu C'ye ekliyorum. C artı B eksi A. Arkadaşlar o da burayı verir. Doğru mu? Peki. Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının 2 katı olacaktır diyor bu durumda. Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının 2 katı olacaktır. Peki. Ben şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Ne diyordu? Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının 2 katı olacaktır. Şimdi Tolga'nın yaşı şu anda C artı B eksi A. Hakan'ın yaşı
2b eksi a arkadaşlar. Bunun iki katı olacakmış. O zaman bunu 2 ile çarpıyorum. Cevaplar geldi. Süper. Bu 4b eksi 2a olursa a taraf. Bu tarafta c artı b eksi a. Peki hala d ile a'yı diğer tarafa alalım. 3b eksi a pardon. 3b eksi a eşittir c. Bu geldi arkadaşlar. Şimdi b yukarıdaki bu da ikinci denklemimiz oluyor arkadaşlar bu arada. Yukarıda birinci denklemde c gördüğüm yere 3b eksi a yazacağım. A artı b artı c yerine 3b eksi a yazıyorum. Eşittir 72. Eksi a ile artı a birbirini götürür. 4b eşittir 72. B eşittir 18 arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Hakan'ın bugünkü yaşı. Biz Hakan'ın bugünkü yaşına dikkat edin b demiştik. B'yi de 18 bulduğumuz için cevap 18'dir arkadaşlar. Nasıl? Güzel soru değil mi? Bayağı güzel soru. Peki anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Tekrar etmemi ister misiniz? Ses yok. O zaman devam ediyoruz. Oba. Arkadaşlar bu soru için de 2 dakika veriyorum. Okuyup anlayabilmek kadar. Çözelim arkadaşlar. Sesim geliyor mu şu an? Tamam. 5 kişimiz var arkadaşlar. Hemen şuradan yazalım. Ali, Bekir, Can, Deniz ve Ercan. Şimdi arkadaşlar. Soru. Bayağı güzel bir soru. Ben şimdi soruyu herkesin okuduğunu varsayarak şu en sondaki öncülü ilk başa almayı düşünüyorum. Şöyle ki ikiz olan kardeşlerden biri Can'dır diyor ve hepsinin şimdiki yaşları toplam 50'dir. Şimdi bu en sonda verilir ki öğrencinin kafası karışsın. Ama biz soruyu okuyup anladığımız zaman yani çözmeye buradan başlayacağız. İkiz olan kardeşlerden birisi Can. Ve şu anki yaşları toplamı da 50. Peki dönüyorum en başa. Kardeşlerden ikisi ikizdir. Birisinin Can olduğunu biliyorum zaten. Devam ediyorum. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 55 oluyor. Şimdi şu an 50 değil miydi arkadaşlar? Evet İsmet Hocam. Kaç yıl sonra bu olması lazım? 1 yıl sonra değil mi? Hepsi 1 yaş büyürse 5 kişi olduğu için 50 idi, 55 olur toplamlar. O zaman Bekir 1 yaş büyük Ali'den. Ali'ye x dersem arkadaşlar, Bekir x artı 1 olur. Güzel.
Geliyorum üçüncüye. Peki canın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 60 oluyor. Bu sefer de kaç arttı arkadaşlar? 50'den 60'a çıktı. 10 arttı. O zaman 5 kişi oldukları için 2 fazla. Can Bekir'den 2 yaş büyüktür. O zaman Bekir'e 2 eklersem yani x artı 3 de Can'ın yaşı olur. Burayı anlamaya var mı arkadaşlar? Anlayanlar nokta alabilir miyim? Hem de bir sistemi kontrol etme açısından. Güzel. Şimdi geliyorum dördüncüsüne. Deniz Ercan'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 75 oluyor. Şimdi bu sefer de 50'den 75'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 25 artıyor. O zaman hepsi 5 artacak. O zaman Ercan Deniz'den 5 yaş büyük arkadaşlar. Ercan Deniz'e A dersen Ercan da A artı 5 olur. Bakın x'li şekilde ifade edemem. Çünkü Ali, Bekir ve Can'la alakaları yok bu ikisinin şu anda. Şu anda alakaları yok. Peki. İkiz olan 5. öncü. İkiz olan kardeşlerden biri Can'dır. Hepsinin yaşları toplam 50'dir. Tamam. Geliyorum. En büyük kardeş Ercan olduğuna göre. Ercan en büyük arkadaşlar. Ercan en büyük. A artı 5. O zaman Ercan en büyük olduğuna göre ikiz olamaz. İkizliği kullanacağım şimdi. Ercan ikiz olamaz. Peki. Can ikizlerden bir tanesi Can'dı. Bekir ve Ali ile ikiz olamayacağına göre yaşları şey yaptık. O zaman Deniz ile Can ikiz arkadaşlar. İkiz olduğu için bu x artı 3. Bu da x artı 3 yaşında olur. A dediğim sayı x artı 3 ise A artı 5 de x artı 8 olmaz mı arkadaşlar? Deniz x artı 3'e eşit olursa Ercan da bundan 5 yaş büyüktü. X artı 8 olur. Şimdi geliyorum. Bekir'in bugünkü yaşı kaçtır diyor. Biz biliyorduk ki bunların şu anki yaşları toplamı yani şunları da yazalım. Bekir x artı 1, Ali x. Bunların hepsinin toplamı 50. Şimdi şurada diyor ya bize. Şu anki yaşları toplamı 50'dir diye. Bunların hepsini topluyorum. 5x artı 15 eder arkadaşlar. Eşitmiş 50'ye. 15'i diğer tarafa attınız. 5x eşittir 35. X eşittir 7 olur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Bekir'i soruyor. Bekir x artı 1'di. O zaman x artı 1 8 olur arkadaşlar. Nasıl? Güzel soru değil mi? Kaliteli. Çıkabilecek sorulardan bir tanesi açıkçası. Aynen son öncüne kadar bir şey yazamıyoruz. Dördüncü öncünden sonrasını tekrar anlatır mısınız? Arkadaşlar, hani şu dördüncü öncülü şöyle söyleyelim, bakın. Dördüncü öncülden sonrası şöyle. Şurayı bir silelim. Sena, şimdi şu soruyu bir tekrar bir baştan anlatayım. Dördüncü öncülden sonrasını. Burada ara vereceğim. Şimdi dördüncü öncüle geldik. Diyor ki Deniz Ercan'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 75 oluyor. Yani şu anda 50 idi 75'e çıkıyor. 50 idi 75'e çıkıyor. O zaman hepsi 5 yaş büyüyor demektir. Neden? Hepsi 5 yaş büyüyorsa o zaman Ercan Deniz'den
5 yaş büyüktür. Deniz'e A dedik. Ercan'a A artı 5 dedik. Sonra geliyorum. Bundan sonrası arkadaşlar sorunun tamamıyla ilgili. Dördüncü öncül ve sonrası sorunun tamamıyla ilgili. Şimdi başta bir ikizlik mevzusu vardı. Kardeşlerin ikisi ikizdi ve bunlardan bir tanesinin can olduğunu belirlemiştik. Şimdi teki de kaldırayım. Bir saniye. Kardeşlerden iki tanesi 2. Hocam 3 artması gerekmez mi? 15 bölü 3. Hayır, 25 bölü 5'ten 5. Sen 75'ten 50'yi çıkarıyorsunuz. Şu anki yaşları 50, 75 oluyormuş. Bakın şu anki yaşları 50, toplamları 50. 75 oluyorsa 25. Burada dikkat edelim. Şimdi A'ya A artı 5. Şimdi geliyorum ikizlik durumuna. Bundan sonra ikizlik durumu devreye giriyor. Evet, sorunuza bakıyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, daha önce yazıyordu. Bir şey gelmedi. Peki devam edelim. Şimdi bunlardan hangisi ikiz? Ve soru diyor ki en büyük kardeş Ercan olduğuna göre. Ercan en büyük kardeşti arkadaşlar. İkizlik olma durumu yok. Hayır, 60 almıyorsunuz arkadaşlar. Şu anki yaşları 50. Hep 50'ye göre işlem yapıyorsunuz. Doğru söylüyorsun neden? O 60 kafayı karıştırıyor. Ama biz hep 50'ye göre, şu anki şimdiki yaşlarına göre işlem yapıyoruz. Peki Ercan'la Can, şimdi Can ikizlerden birisin. Şuna tik koyalım. Şimdi Ercan olamaz arkadaşlar ikiz. Çünkü en büyük. Bekir ve Ali de olamayacağı kesin. Çünkü x artı 3 bu. X artı 1 ve x bunlar. O zaman demek ki Deniz de Can, Deniz ve Can ikizler arkadaşlar. O zaman Deniz'in yaşı da x artı 3'tür. O zaman 5 fazla olduğu için Ercan'ın yaşı x artı 8 olur. Bunlar değişmiyor zaten Ali ile Bekir. Şimdi bunların toplamı da 50 olacak arkadaşlar. Hemen yazalım şöyle. 5x artı 15 eşittir 50'den. 5x eşittir 35. X eşittir 7. Bana Bekir'in bugünkü yaşını soruyor. Yani x artı 1'i soruyor arkadaşlar. O da 8'dir. Evet, aklınıza takılan noktaları bu şekilde sormanız önemli. Hani işte 60 alıyordum. İşte efendime söyleyeyim 75'ten 10, 60'ı çıkarıyor. Bunlar önemli noktalar arkadaşlar. Sormanız çok önemli. Arkadaşlar bu dersimiz şimdi bitti. İkinci dersimiz öğleden sonraki dersimiz 12'de başlayacak. 12'de görüşmek üzere.